Ve Hüseyin'le devam edelim. Yurdun bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı var. Hüseyin'i de gördük hemen. Hüseyin'e sorayım. Hüseyin, biz böyle 47 il için alarm, bir taraftan sel riski var mı diye yazmış editörüm Orhan. Nedir? Nereler Tabii için ya. geçerli bunlar? Hemen Yani özetlemeye sel riski çalışayım. var mı gerçekten? Var. Aslında kuvvetli yağışlar görünüyor ve radar görüntüsünde de takip edebiliriz ki yaklaşıyorlar Hülya. Şöyle özetleyelim. Çok fazla uyarı var ama bu hafta Ege'de ve Marmara'da kuvvetli yağmurlar, Akdeniz'de de 3 bölgemizde, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da ise çok kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Bu kar yağışları İstanbul'a fazla sokulmuyor. Çarşamba gecesi ve Perşembe günleri özellikle yağışların şiddetlenince saatlerde karla karışık yağmur İstanbul'da görebilirsiniz. Ama İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek bir kar yağışı bu hafta içerisinde beklemiyoruz. Şimdi yurdun diğer kesimlerine geçecek olursak biz lodos esiyor. 2 gündür biraz ısındık. Herkes bunu fark etmiştir batıda yaşayanlar. Yine aynı olaylara benzer kopya. Önce lodos ve biraz ılık bir hava, ardından kuzey-kuzeybatıdan soğuk bir cephe ve kar havası. Bu hadiseler yarın özellikle şu Ege bölgesinde ve Trakya'da kar yağışlarını yükseklerde getirecek ama bugüne bakacak olursak İstanbul'da önümüzdeki 2 saat içerisinde böyle bir yağmur geçiş bekliyoruz ve akşamda böyle 7-8 sularına kadar sürer bu yağmur. Henüz dışarıya çıkmadıysanız açık bir hava var ama yağmur geliyor. Böyle bir akşam orta kuvvette ve yer yer zayıf bir yağmur İstanbul için. Ama Trakya'da bu gece bu havanın soğuk cephe dedik ya soğumasıyla birlikte bu gece kar ve karla karışık yağmur bekliyoruz. Kırklareli, Edirne çevresi, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çorlu dolaylarına kadar karla karışık yağmur, yükseltiye bağlı olarak kar. Bu yağışlar İstanbul'da kar değil dedik. Sonra Batı Karadeniz, İç Anadolu bu gece bu yağışlardan etkileniyor ve Ankara'ya bu gece tekrar kar bekliyoruz. Salı gecesinin işte 23-24'ünden sonra çarşambanın ilk saatlerinde sabaha karşı vadesi sabaha karşı bitmek üzere bir kar yağışı var Ankara'da. Onu da ilave edelim. Diğer merkezlerde de var da İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da. Başkente son 10 günde 2-3 kar yağdı. Güzel bir kış geçiriyor bu anlamda Ankara. Ardından Cuma gününe kadar özellikle Perşembe ve Cuma gecesi bütün İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kar örtümüzün üzerine taze yeni bir kar yağışı geliyor. Bu çok önemli çünkü ulaşımı aksatacak miktarda yoğun bir kar geliyor tekrar. Perşembe akşamından sonra ve Cuma günü Anadolu'ya. Salıdan bu akşamdan başlıyor yağışlar ama dalga dalga İç Anadolu'nun doğusuna ve Doğu Anadolu'ya Perşembe akşamını ve Cuma'yı bulur. Dolayısıyla hafta sonu yolculuk varsa hafta sonu karayollarından uzak durmak gerekebilir. Yakın zamanda acı tecrübelerimiz var. Tipi hızlı geldiğinde kar yağışı kısa sürede 2 saatte 10 santimetre örtü yaparsa oraya hiçbir şey yetişemeden o yol zaten kapanıyor trafiğe. Yüksek kesimlerde bunun 40-50 santimetre hızlı kapandığını düşünelim, hayal edelim. Böyle bir hafta sonuna doğru gidiyoruz. Son zamanların en yağışlı haftası bu Türkiye geneli için ve dikkat edilmesi gereken bir hafta. Ayrıca zaman zaman fırtına sebebiyle özellikle yarın deniz ulaşımı aksayabilir. Ege'de biz dedik ya fırtına var. Önce lodos, ardından zaman zaman yıldız ve karayel. Bu iki rüzgarla birlikte hiç başımız sakinleşemeyecek yani bu öğleden sonradan itibaren ta Cuma'ya kadar. Cuma'dan sonra hava açık görünüyor Hülya ve izleyicilerimiz. Cumartesi, pazar, pazartesi batı bölgelerde ve iç kesimlerde yine lodos hakim. Bu sefer yalancı bir bahar havası gibi. Bu hafta sonuna özellikle plan yapıyorsanız hava koşulları olarak yağışsız ve güneşli görünüyor ama hafta içi ağır bir kar ve yağmur var. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de sel tehlikesi, iç kesimlerde yoğun kar diye ilave etmek isteriz. Bir de sıcaklıklara bakalım. Son zamanlarda biraz ısındık ama gece hala üşütüyor. İstanbul'da bu haftayı 3 ila 7 derece gibi hissedilen sıcaklıklarda geçireceğiz. İç Anadolu'da -8, sıfırın altında 8 ila 0'ın altında 12-13'lere düşebiliyor. Doğu Anadolu'da ise bulut örtüsü var. İç Anadolu'nun doğusunda ve doğusunda. Orada sıfıra yaklaştı sıcaklıklar. Ayaz yumuşadı. Bulutlar da biraz kalınlaştı. Bir örtü gibi adeta görev gördü. Böyle bir durum. Tabii akşam saatleri özellikle gün ağardıktan sonra Zeki Müren'in de söylediği gibi boynumuz bükülüyor o kaloriferi çalıştırırken ama soğuk, enerji pahalı. Buna hazırlıklı olalım. Önümüzdeki 5 gün daha böyle görünüyor. Hatta devamında da vardı. Onları takip edip aktaralım istersen Hülya Könek. Son durumlar böyle soruyorsa. Sağ olasın Hüseyin. Teşekkür ediyorum. Nerelerde güçlü fırtına ve hafta sonu bizi ne bekliyor Hüseyin'den aldık.